Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 11. sınıfta gördüğümüz olasılık konusuyla devam edeceğiz. Öncelikle videomuzda neler var? Onları bir görelim. Bağımlı ve bağımsız olay, birleşik olay, koşul olasılık kavramlarını, deneysel olasılık ile teorik olasılık kavramlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Birinci bilgimizle başlayalım. Herhangi bir B olayının gerçekleşip gerçekleşmemesinin A olayının gerçekleşmesi olasılığına bir etkisi yoksa A ve B olayları bağımsız olaylardır arkadaşlar. Bağımsız olayları biz kesişim ile göstereceğiz. Gördüğünüz gibi. Demek ki P A kesişim B nasıl hesaplanıyormuş arkadaşlar bağımsız olaylar? Çarpılarak. Herhangi bir B olayının gerçekleşmesinin A olayının gerçekleşme olasılığına etkisi var ise A ve B olayına bağımlı olaylar denir. Yani iki olay birbirini etkiliyorsa bağımlı, etkilemiyorsa bağımsız olay diyoruz arkadaşlar. Aynı anda gerçekleşen bağımlı ve bağımsız olayları da biz çarparak hesaplıyoruz. Buna dikkat edelim. Şimdi birbirini etkileyen iki olaya örnek verelim. Bir satranç turnuvasında son turda şampiyonluğa oynayan Haşim ve Mustafa ile Aysel ve Berna karşılaşacaktır. Haşim ve Mustafa'dan Haşim kazanırsa şampiyon olacak. Eğer Mustafa kazanır ise Aysel Berna'yı yenerse Aysel şampiyon olacaktır. Buna göre Aysel'in turnuvada şampiyon olması. Şimdi arkadaşlar buradaki örneğe baktığımız zaman Aysel arkadaşımızın şampiyon olma durumu tamamıyla Haşim ve Mustafa arkadaşımızın arasındaki maça bağlıdır. Çünkü bu maçı Haşim kazandığında zaten turnuva sona eriyor. Mustafa kazanırsa bu maçı Aysel'in bir şansı daha doğuyor. O yüzden Aysel'in bu turnuvayı kazanma olasılığı gördüğünüz gibi ondan önce gerçekleşen Haşim ve Mustafa arasındaki maça bağlıdır. Ve biz buna ne diyoruz? Bağımlı olay diyoruz arkadaşlar. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılsın. Paranın yazı ve zarın çift sayı gelme olayını yazıp bu olayların bağımsız olay olup olmadığını belirleyelim. Şimdi arkadaşlar paranın yazı gelme olayına A diyelim. Paranın yazı gelme olayının olasılığının 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Zarın çift gelme olasılığına bakalım. Zarın çift gelme olasılığı ise evrensel kümemiz yani örnek uzayımız 6 elemanlı, çift gelme durumu 3 elemanlı. Yani zarın çift gelme olasılığında 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar şimdi burada incelediğimiz zaman paranın yazı gelmesi zarın çift gelme durumunu etkilemeyeceğinden bunlar bağımsız olaylardır. Eğer bağımlı bağımsız olup olmadığını inceliyorsak bunlara bağımsız diyeceğiz. Hesabımıza bakalım. İkisinin aynı anda gerçekleşmesini istiyoruz biz. Cevabımız 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olur. Bir kutuda 12 sarı, 15 mavi ve 18 yeşil şeker bulunmaktadır. A sorusunda kutudan rastgele bir şeker çekildiğinde sarı veya yeşil renkli şeker gelme olasılığı. Şimdi birinci videomuzda veya'nın birleşim olduğunu ve toplanarak hesaplandığını hatırlıyoruz. O zaman buna göre yapalım sorumuzu. Sarı gelme olasılığı, dikkat edin, sarı gelme olasılığı 12 tane sarı şekerim var. Toplam 8 şeker sayımda 45. İkinci durumda yeşil renkli şeker gelme durumu 18 tane yeşil şekerim var. Toplam 45 tane şekerim var. Veya dendiği için yani birleşimi istendiği için bu iki olasılığı topluyoruz. Cevabımız 2 bölü 3. B şıkkındaki soruya bakarsak çekilen şekeri geri atmamak şartıyla kutudan iki şeker çekildiğinde ikisinin de mavi renkli gelme olasılığını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar birinci mavimizi çekelim. 15 tane mavi bilyemiz var. Toplam şeker sayımızda 45. O zaman birinci maviyi çekme şansım benim
15 bölü 45 yani 1 bölü 3. İkinci maviyi çekerken şimdi bir öncekinde 15 mavim vardı. Dikkat edin bir tanesini çekince 14 mavim kaldı. Toplam bile şeker sayım 45'ti. İlkinde çektiğim için yeniden 44 tane mavi şekerim kaldı. O zaman ikinci şekerin de mavi olma olasılığı 7 bölü 22. Bu iki olayı da birbiriyle çarparak hesapladığımızda cevabımız 7 bölü 66 olur. Olasılıkta artık şuna dikkat edelim arkadaşlar. Sorun içerisinde veya varsa topluyoruz. Buna dikkat edelim. Bir kişinin 3 maçın sonucunu doğru tahmin etme olasılığını bulunuz. Tabii maçın sonucu ne olabilir? Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet. Her 3 maçın 3 olası sonucu var. Bu maçlar birbirlerinden bağımsızdır arkadaşlar. Birinci maçı bilme olasılığı 1 bölü 3. İkinci maçı bilme olasılığı yine 1 bölü 3. Üçüncü maçı bilme olasılığı yine 1 bölü 3. Ve cevabımız 1 bölü 27 olur arkadaşlar. Bir zarın iki yüzü sarı, üç yüzü lacivert, bir yüzü kırmızıdır. Arda arda iki kez atıldığında birinci atışta sarı, ikinci atışta lacivert gelme olasılığı. Yine bağımsız bir olayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Birinci durumda istenen bizden birinci atışta sarı. Dikkat edin sarı gelme durumumuz 2. Tüm durumumuz 6. Demek ki birinci olasılığımız 2 bölü 6 olacak. İkinci olasılıkta bizden istenen renk lacivert gelme. Lacivert de 3 tane olduğundan ikinci olasılığımız da 3 bölü 6 olur. Ve bu iki olayın çarpımı arkadaşlar 6 bölü 36 olur. 6 bölü 36 da sadeleştiğinde cevabımız 1 bölü 6 olur. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 3 bölü 4. Avcı hedefe 4 atış yapıyor. Sadece 4. atışta hedefi vurma olasılığı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi yine bağımsız bir olay. Sadece 4. atışta hedefi vurmasını bir planlayalım. 1. atışta vuramayacak. 2. atışta vuramayacak. 3. atışta vuramayacak. Ve 4. atışta isabet edecek. Şimdi bize vurma olasılığını 3 bölü 4 olarak vermiş. Buna göre vuramama olasılığı 1 bölü 4 olur. Hatırlayalım 1. videomuzda. O zaman bunları yerleştirirsek 1. atış vuramadı. 1 bölü 4. İkinci atış vuramadı, üçüncü atış vuramadı ve dördüncü atışta vurdu arkadaşlar. Bu kesirleri çarptığımız zaman cevabımız 3 bölü 256 olur. Diğer örneğimize geliyoruz. Aysel ile Berna bir sınava giriyorlar. Aysel'in sınavda başarılı olma olasılığı 3 bölü 4. Berna'nın sınavda başarılı olma olasılığı ise 2 bölü 3'tür. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Sınavda A sorusunda A şıkkındaki soruda sınavda Aysel ve Berna'nın başarılı olma olasılığını istemiş arkadaşlar. Ve biz de kesişim mi söyler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen hesaplayalım. Aysel'in kazanma olasılığı 3 bölü 4. Berna'nın kazanma olasılığı 2 bölü 3. Çarparsak ya da üçleri sadeleştirirsek 2 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2 olur. Yalnız B şıkkındaki soruya bakarsak arkadaşlar burada veya'dan bahsetmiş. Veya birleşimdi ve toplayacaktık. Eğer ikisinin de aynı anda kazanma durumu varsa da çıkaracaktık. O zaman toplayalım. Aysel'in kazanma olasılığı 3 bölü 4. Berna'nın kazanma olasılığı 2 bölü 3. İkisinin kazanma olasılığı da var tabii ki. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarıyoruz ki onu A şıkkında hesaplamıştık 1 bölü 2 diye. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman cevabımız 11 bölü 2, 11 bölü 12 olur. Evet, basit ve bileşik olaydan bahsedeceğiz. Bir sınıftaki öğrenciler arasından iki temsilci seçilecektir. Öğrencilerden kız olanları K, erkek olanları E ile gösterelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz iki kişi seçeceğiz. Kızlar ve erkekler var. Bu grubumuz nasıl oluşur? İkisi erkek olabilir.
birinci erkek ikinci kız olabilir, birinci kız ikinci erkek olabilir veya ikisi de kız olabilir. Şimdi eğer benden istenen her ikisinin de erkek olması olayı olursa eğer, bu basit bir olay olacaktır. Çünkü basit olay tek elemanıdır arkadaşlar. Eğer bana en az bir kızın seçildiğinden bahsetseydi, burada olduğu gibi, en az bir kız demek ne demek? Bir kız da olabilir, iki kız da olabilir. O zaman bunun üç tane sonucu olacaktı. İşte bu tip olaylara da biz ne diyoruz? Bileşik olay diyoruz. Şimdi A ve B olayları arasındaki fark arkadaşlar, çıktı sayıları. Basit olayda çıktı sayısı 1 iken, bileşik olayda 3'tür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani birden fazla sonuç iva ediyorsa biz buna bileşik olay diyeceğiz. Bileşik olay birden çok sonuçlu olaylara verilen bir addır. Birden fazla olay çeşidine içerip içinde ve veya bağlaçlarında kullanır arkadaşlar. Olayı bir özetlersek, eğer bizim olasılığımız, olayımızın sonucunda bir durumumuz varsa buna basit olay, birden fazla olay çeşidi varsa içerisinde bileşik olay diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Üzerindeki sayılar yazan yandaki çarklar aynı anda birlikte döndürülmektedirler. Bir defa döndürüldüklerinde ibrenin durduğu yere gelen sayıların toplamını skor diyelim. Toplam skorun 4 olma olasılığını bulalım demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim evrensel kümeyi bulmamız lazım. Yine sıralı ikililer yazacağız. Birinci bileşenimiz çarp 1'i, ikinci bileşenimiz çarp 2'yi. Şimdi çarkları çevirdiğimiz zaman 1 1 gelebilir, 1 2 gelebilir, 1 3 gelebilir, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3. Yani 9 tane elemanlı bir evrensel kümemiz olur. İstenen durum ise bunların içerisinden toplamlarının 4 olması. Dikkat edin arkadaşlar, toplamları 4 olan kimler var? 3 birimiz var, 1 üçümüz var ve 2 ikimiz var. Yani istenen durumda 3 elemanlı. O zaman olasılığımızı hesaplarsak istenen durum bölü tüm durumdan cevabımız 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde 3 farklı torbada bulunan kırmızı ve mavi topların sayıları verilmiş. Topların tümü özdeş. Gözleri kapalı bir şekilde herhangi bir torbadan bir top çekiliyor. Topun mavi renkte olduğu görülüyor. Buna göre çekilen topun birinci torbadaki mavi toplardan biri olma olasılığını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar burada biz şöyle yapacağız. Her torbadan mavi çekme olasılıklarımızı bulacağız. Birinci torbada 3 mavimiz var. Toplam bilye sayımız 6. Top sayımız 6. O zaman birinci torbada mavi çekme olasılığım 1 bölü 2. İkinci torbada 3 mavim var. Toplam top sayım 5. Mavi çekme olasılığım 3 bölü 5. Üçüncü torbadan ise 2 mavim var. Toplam top sayısı yine 5. Bu da 2 bölü 5. Şimdi benden istenen tüm durum bu arkadaşlar. O zaman bu tüm durumu, yani 1 bölü 2, 3 bölü 5'i, 2 bölü 5'i paydama yazıyorum. İstenen durum birinci torbadan çekilmesi. Onu da paya yazıyorum. Aşağıda gerekli işlemler yapıldığında toplama işlemi, cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 3 olacak. Bir torbada 3 mavi 5 sarı bilye vardır. Aynı anda 2 bilye çekiliyor. Birinin mavi diğerinin sarı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tip sorular bir ortaokulda sorulan birincinin mavi, ikincinin sarı olma olasılığı, bir de lisede olan bu tip sorularımız var. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer bu tip sorularda sıra belli değilse kombinasyon kullanmak bizim için kolaylık sağlayacaktır ki sorumuza baktığımız zaman sıra da belli değil. Biri mavi, diğeri sarı demiş. Yani birinci mavi, ikinci sarı da olabilir. Birinci sarı, İkinci mavi de olabilir. O zaman biz de kombinasyon kullanalım. Evrensel kümemiz tüm 8 tane bilyeden 2 tane farklı bilye seçmek. Yani 28. İstenen ise her renkten bir tane seçeceğiz. Yani 3 maviden bir tane, 5 maviden bir tane.
seçeceğiz arkadaşlar. O zaman istenen durumumuz 3 çarpı 5'ten 15 olacak arkadaşlar. Tüm durumumuz 8'in ikilisinden 28. O zaman olasılığımız 15 bölü 28. Bu tip sorularda şuna dikkat edin. Eğer sıra belli ise ortaokul yöntemiyle, belli değil ise kombinasyon kullanarak çözmek bize kolaylık sağlayacak. Evet, bu sorumuzda bir torbada 4 sarı 5 lacivert bilye vardır. Aynı anda 3 bilye çekiliyor. Bilyelerin aynı renkli olma olasılığını sormuş arkadaşlar. Şimdi yine kombinasyon yöntemini kullanacağız. Öncelikle tüm durumu evrensele örnek uzayımızı bir bulalım. 9 bilye arasından rastgele 3 bilye 9'un üçlü kombinasyonu şeklinde hesaplanır. Yani 84. Bizden istenen ise 3 bilyenin de aynı renkli olması. Yani ben 3'ünü sarı da çekebilirim veya 3'ünü lacivert de seçebilirim. O zaman önce sarı seçelim. 4 tane sarı bilyeden 3 tanesi 4'ün üçlü kombinasyonu şeklinde hesaplanır. 5 lacivert bilyeden 3 tanesi ise 5'in üçlüsü kombinasyonu şeklinde hesaplanır. Yani bizden istenen durum da 10 artı 4'ten 14 olur. Olasılığımızda hesaplarsak istenen durum bölü tüm durumdan cevabımız 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Evet, şimdi koşullu olasılığımıza geliyoruz. A ve B, E örnek uzayının iki olayı olsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığına A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı denir arkadaşlar. Ve gösterim şeklimiz de bu şekildedir. Buna dikkat edelim. Tabi biz bunları koşullu olasılığı farklı yöntemlerle de çözebiliyoruz. Şimdi sorularımızda örneklerimize bir görelim. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının çift sayı olduğu bilindiğine göre asal sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, birinci yolumuzda kuralımızı kullanalım. İkinci yolda da farklı bir yol izleyelim. Şimdi asal olma olayı A olsun. Zarımızda sadece çift asal olarak 2 bulunur. Öncelikle buna bir dikkat edelim. Bizden istenen diğeri, ikinci olayımız ise çift sayı geldiği bilindiğine göre demiş. Yani 2, 4 ve 6 geldiği biliniyormuş. Şimdi bu iki olayın kesişimine, ortak elemanına bakarsan o da bir elemanlı arkadaşlar. Bu bir elemanlının olma olasılığı 1 bölü 6. Peki çift gelme olasılığım ne? O da 3 bölü 6. İkisinin olasılığını hesaplarsak cevabımız 1 bölü 3 olur. Yalnız biz bu soruları genelde şu şekilde çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki şartlara göre adam diyor ki burada, zarın çift sayı geldiğini biliyoruz diyor. Demek ki bizim yeni evrenselimiz 2, 4, 6. Bu üçünden biri gelmiş. İstenen durum ne? Asal sayı, asal sayı olma durumu da 2. O zaman istenen durum 1 elemanlı, tüm durum 3 elemanlı. Cevabımız da buradan 1 bölü 3 olur. Yani dikkat edin, ikinci yol daha rahat çözebileceğiniz bir yoldur. Şimdi ikinci örneğimize dikkat edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı kız, kızların %40'ı erkeklerin %30'u matematik dersinden başarılı olmuş. Sınıftan seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olduğu biliniyor ise matematik dersinden başarılı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi bu tip yüzde sorularında arkadaşlar, sınıf sayısı verilmemişse sınıfı 100 seçmekte fayda var. Biz de 100 seçtik. Şimdi denilenleri yapalım. Bu 100 tane öğrencinin 40'ı kızmış yazdık. O zaman 60'ı da erkek. Kızların matematikten başarılı olma olasılığı oranı %40'tı arkadaşlar. Hemen 40 kız öğrencinin %40'ını hesapladım, 16. Erkeklerin matematik dersinden başarılı olma yüzdesi 60'ın %30'undan, bu da 18. Şimdi bizden istenen diyor ki bize,
Tabloda yerleştirmeden önce söylenen sorulana bir bakalım. Kız öğrenci olduğu biliniyor. Matematik dersinden başarılı olma olasılığı. Şimdi bu bilgileri tablomuza bir yerleştirelim. Şimdi kız sayımız 40 taneydi. Bunun 16 tanesi başarılı, 24 tanesi başarısız. Erkek sayımız 60 kişiydi. Bu 60 kişinin 18'i başarılı, 42'si başarısız. Şimdi diyor ki bize söylenen kız öğrenci olduğu bilindiğine göre. Şimdi bizim kaç tane kız öğrencimiz var? 40 tane. Demek ki ben bu 40 tane öğrenci içerisinden seçmişim. Peki bize sorduğu ne? Başarılı olması. Kız öğrencilerin içerisinde başarılı olan öğrenci sayısı da 16 olduğuna göre istenen durumda 16 elemanlıdır. O zaman cevabımız sadeleştirme işlemi yapıldığında 2/5 olduğu görülür. Diğer örneğimize bakıyoruz. Bir kot pantolon üretim atölyesinde 150 tane siyah, 220 tane mavi pantolon üretilmektedir. Siyah pantolonların 20'si, mavi pantolonların 35'i defolu. Rastgele seçilen bir pantolon defolu olduğu bilindiğine göre, bakın yine koşullu olasılık olduğunu anlıyoruz. Mavi olma olasılığını sormuş. Arkadaşlar yine tablomuzu yapalım. Mavi, siyah, sağlam ve defolu diye 4 şekilde ayırdık. Şimdi bizim 150 tane siyah pantolonumuz var. Bu 150 tane siyah pantolonun 20'si defolu. Bakın arkadaşlar 20'si defolu. Toplam 150 tane siyah olduğuna göre 130 pantolonum da sağlam. 220 tane mavi pantolonun 35'i defolu. Onu da buraya yazdım. Geriye 185 tane sağlam mavi pantolonum kaldı. Sorun sonunda diyor ki bize seçilen pantolonun defolu olduğu bilindiğine göre. Yani biz pantolonu buradan seçmişiz arkadaşlar. Mavi olma olasılığını söylemiş. Peki bu 55 tane pantolon benim yeni evrenselim. Kaç tanesi mavi arkadaşlar? Dikkat edersek 35 tanesi mavi. O zaman cevabımız 35/55'ten sadeleştirme işlemini yaparsak 7/11 olur. Şimdi arkadaşlar deneysel olasılığa ihtiyaç duyarız. Neden ihtiyaç duyarız? Her şeyi teorik olasılıkla hesaplamamız mümkün olmayabilir. Bunun için deney yaparak sonuçlar elde ederiz. Bu yaptığımız sonuçlara göre bir hesap yaparız. Örneğin bir olayın eğer biz deneysel olasılığa göre olasılığını hesaplamak istiyorsak istediğimiz durumun gerçekleşme sayısını deneme sayısına bölerek hesaplarız. Bunun dışındaki teorik olasılık ise bundan önceki öğrendiğimiz olasılık kurallarına göre yapılan hesaplardır arkadaşlar. Şimdi örneklerine bakalım. Bir grup öğrenci zar atarak bir deney yapmış. Bu zar attıklarında 15 kez atıldığında 3 kez 3 gelmiş. 21 kez atıldığında 4 kez 3 gelmiş ve 35 kez atıldığında 6 kez 3 rakamı gelmiş. Bizden iki şıkta da istenen 3 gelme olasılığının teorik ve deneysel olasılığını sormuş. Şimdi teorik olasılık bizim için basit bir işlem. Bunu biliyoruz zaten. Bir zarın evrenseli 6 elemanlı, 3 gelmesi 1 elemanlı, teorik olasılığı 1/6. Yaklaşık değeri de 0,16667 diye hesaplanmış. Şimdi deneysel olasılığa göre hesaplarsak, şimdi biz 15 kez attık. O zaman deneme sayımız 15. Bunu aşağıya yazalım. Bunların kaç tanesini 3 gelmiş? 3 tanesinde. Gerçekleşme durumu 3. Tüm durum yani deneme sayımız 15. Bu da 3/15'ten 1/5. Bunun da yaklaşık değeri 0,2 yapar arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. 3 tane eş özellikle madeni para aynı anda 20 kez havaya atılmış. Atışların sonunda 10 kez ikisi yazı, 7 kez biri yazı, 2 kez hepsi yazı, 1 kez hepsi tura gelmiş. Bu denemede paraların hepsinin tura gelme olayının deneysel olasılığını hesaplayalım demiş. Şimdi arkadaşlar bizim toplam deneme sayımız 20. Bunu buraya yazdık. Bu deneme sayımız. Peki bu 20 denemenin
kaç tanesinde acaba ikisinin de tura gelme durumu, ona bakalım. Sadece bu denemelerin bir tanesinde arkadaşlar ikisi de tura gelmiş. Üçü de tura gelmiş, pardon. Üç para atılıyor. O zaman toplam deneme sayısı 20. Bu denemelerin sadece bir tanesinde istenen durum var. O zaman olasılığımız 1 bölü 20 olarak hesaplanır. Evet, bu örneğimize bakıyoruz. Bir paranın 100 defa havaya atıldığı bir olasılık deneyinde üst yüzde 48 defa yazı, 52 defa tura gelmiştir. Üst yüze tura gelme olayının deneysel olasılığını hesaplayıp teorik olasılık değeriyle karşılaştırınız demiş. Şimdi arkadaşlar, bir paranın teorik olasılığını hesaplamak bizim için kolay bir iş. Şimdi tura gelme olayına T diyelim. Bu bir sonuç. Paranın da evrensel kümesi 2 olduğunda bizim tura atma olasılığımız 1 bölü 2'dir. Yani 0,5'tir. Bu teorik olasılık. Buna T diyelim. Şimdi deneysel olasılığa göre hesaplarsak 100 defa atılmasında 52 defa tura gelmiş. Yani tüm deneme sayımız 100, elde edilen sonuç 52. Dikkat edin, bunun olasılığı da 0,52 hesaplanmış. Ne kadar da birbirine yakın olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Zaten bir deneysel olasılıkta deney sayısı arttıkça deneysel olasılığın sonucu arkadaşlar teorik olasılık değerine yaklaşır. Deneysel olasılık değeri tahmindir. Teorik olasılık ise kesin bir olasılık değerine sahiptir arkadaşlar. Olasılık 2 videomuzun da sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.